Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Ocak 2024 Cuma günü Güzide vilayetimiz Antalya'dayız. Aynı anda dört mevsimin yaşanabildiği yegane şehirlerimizden biri. Cennet Türkiye'mizin güzel illerinden bir tanesi Antalya. Evet, birinci koşu arkadaşlar ile 9 koşu program var. Bugün İzmir'de var. İzmir Premium Sarıyer'e ait olan videomuz var. Burada 9 koşulu programda gündüz başlayacak saat 14'te. Gayet cazip bir program var. Hoş bir program var. Bol bol alternatif bankolarımız, teklerimiz arkadaşlar yer almaktadır. Bu videomuzun içerisinde. Evet, maiden satış, 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 7 numaralı Adapınar, Ethem Dursun Ökten ile Banko. Geçireceğini zannetmiyoruz arkadaşlar artık yani. Ethem Dursun Ökten de böyle atları getirmeyi seviyor. Yani bazen apranti gibi gerçekten usta bir jokey gibi yarışta gözüküyor atın üzerinde. Hoş bir şey. Karakorsan rakibi olacaktır. Burada bir de 1 numaralı Cürekli Bala. O da rakip olacaktır tabii ki otomatikman. Ama biz burada bir şekilde Adapınar'ın geleceğini düşünüyoruz. İkinci koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Zor bir koşu ama burada 2 numaralı My Boy Tom var. Ayhan Kurşun Alternatif Banko. Yani bu koşuda bu grubun bu üzerinde. Ama bazı şüphelerimiz var. Hani burada şimdi My Boy Charlie yavruları döktürüyor zaten arkadaşlar yani. Fakat yine güzel bir safkan, sevdiğim safkan matkap var yukarıda. Yani geçenlerde tek vermiştik onu. Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Premium Star üyelere mi verdik yoksa daha açık en miydi bilmiyorum. Geldi, bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Diğer safkanlara millet yüklenmişti. 4 numaralı Rushmore, Müslüm Çelik'le. Bugün Müslüm Çelik de Antalya'ya, yani İzmir'in Antalya, Adana, Antalya, Antalya, Adana, ne kadar yol ki zaten. Ve 6 numaralı Şenümit, Onur Atmacel diyoruz burada. Yani eğer My Boy Tom'u düşürürseniz ekürler 4 ve 6 numaralı safkanlara yer vermek gerekiyor. Üçüncü koşu Maiden satış koşusu. 4 yaşta Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Yedili plasenin de başlangıç ayağı oluyor burası. Burada da 5 numaralı Ozan Kaya alternatif bankomuz. Bu safkandan güzel bir koşu bekliyoruz. Burada da jokeyi Gökhan Yıldız ile zaten en son bir Antalya'da yine onunla, Gökhan Yıldız'la dikkat ederseniz. Bu bir evvelki yarıştaki Kara Korsan var ya, bir evvelki diyorum şuradaki Kara Korsan aynı grupta yer aldı. Şimdi burada bu grupta yer alıyor. Hani burada Büyük Tufan ve İboş'u geçmişti zaten ve AGF 1 çıkmıştı. O yüzden biz burada 5 numaralı Ozan Kaya Alternatif Banko ilan ediyoruz. Burada rakipler 4 numaralı Kral ve ben, 7 numaralı Ada Kız, yani ekürler rakipleri. Bunun dışında da başka bir rakip görmüyoruz açıkçası. Hatta bence 5 numara Ozan Kaya küçük kuponlarda riske edilebilir. Düşeceğini düşünmüyoruz aslında. Ama yine de temkinliyiz bu konuda arkadaşlar. Kaya grubunun burada atı var, atları var. Ve yukarıda da Beşir Ağa var. Açıkça söylemek gerekirse yani yazabilenler Beşir Ağa'ya da dikkat etsin derim ben. Çünkü çalışmanın, yani ona bakarsanız Büyük Tufan'ın da bir çıkış yarışı gerçekleştirebilir burada. Yani çalışmaları çok süper olmasa da var arkadaşlar çalışmaları. Beşir Ağa'nın da biraz fantastik olur. Dördüncü koşu. İkinci Altılgay'ın başlangıç ayağı. Şart 3 ve sentetikteyiz. 4 ve kıraçta Araplar 1700 metreye çıkacaklar. Günün zor koşularından bir tanesi. Kalabalık tutmamız gereken bir ayak var burada. Ama normal şartta atın 1 numaralı Meltem Kız'ın kazanmasını bekliyoruz burada. Alternatif bankomuz değil ama yani ilk ayakların biliyorsunuz sıkıntısını, şak diye startta da kalıyorlar bir anda AGF1'ler. 5 numaralı Fırtına Makay yine Gökhan Yıldız'la arkadaşlar hiç ihmale gelmez. 6 numaralı
Oda Ateşi Uğur Temur'la. Uğur Temur da gayet güzel işleri var. Yani gayet güzel bu aralar performans gösteriyor. 9 numaralı Diloy, Fatih Rüstem Bebek. 4 numaralı Bediz de Fost, Cemal Paso diyoruz. Burada 2 ve 3'ü pas geçiyoruz arkadaşlar. Dilenler yazsın. 1, 5, 6, 9, 4. Bu kılıç arası pas geçiyoruz biz. Yani mesela İstanbul'da da çarşamba günü ikinci ayak vardı orada. W. Murkot ve Diamond Brothers'ı millet tek veriyor. Bilmem ne yapıyor. Yani biz yazmadık bile arkadaşlar. Vermedik bile. O hatları vermedik arkadaşlar. Yani premium star üyelerimize o hatları vermedik. Yani isteyen yazsın dedik. Aynı şekilde burada da 2 numaralı Nadidat ve Kılıç Aslı'yı dilenler yazsın. Yani kimseye engel olmuyoruz biz. Yani bu bizim iyi tahminci olduğumuz değil. Bu bizim seçimimiz bizim bu yönde. Tahminlerimiz bu yönde. Bu şekilde iyi veya kötü tahminci diye yani kendimizi adletmiyoruz. Düşüncemiz bu yönde. Handikap 16, 4 ve 2 Rush İngilizler, 1400 metreye çıkacaklar. 5. koşudayız. Şimdi burada da bizim tuttuğumuz bir adı var. Another Boy, 2 numara. Sinan Özen'le burada kazanmasını çok bilen ve son düzlük sprintlerini çok güzel ayarlayan bir safkan bu arkadaşlar. Şimdi daha evvelden Mehmet Sağır Çelik'le Another Boy burada Antalya'da kum pistte Handikap 16'yı kazandı. Atlı kaya işte burunla fotoda. Bakın üçüncü de Real Patek bu arada. Burada şu anda Rainbow Storm ve Faithful Spirit'i de geçti bu safkan. Yani grupta çok uygun aslında. Biz 2 numaralı Another Boy'u Alternative Bank olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Bu safkana rakip noktasında 1 numaralı Atiba yine yani inatçı karakteriyle yazılması lazım. 3 numaralı Kings'a üzerinde Vedat Abiş var. Vedat Abiş de yani çok form, yani bir anda bu yılbaşından sonra yani yılbaşına kadar böyle bir bastırdı. Ve şu an sanki böyle tatile biner gibi atlara binmeye başladı. Kingsay'la da şansı var tabii ki. Kings'a normalde İzmir'de biliyorsunuz yani ilk kez Antalya'ya gelecek şimdi. Antalya'da kum performansını gösterecek. Nevzat Avcı biniyordu şimdi. Vedat Abiş'i bindirmişler. Yazmak lazım bu atı da. 5 numaralı Osiris. Burada Fatih Rüstem Bebek'le. Bu safkan da çok ilginç bir safkan. Yani bugün sürpriz yapacak olan safkanlardan bir tanesi de bu. Antalya'da şartlı 4'ü Fatih Rüstem Bebek'le kazandı. Çok kolay da kazanan bir safkan değil. Ama biz Antalya pistini sevdiğini düşünüyoruz. Yine geçen 2022'de de Fatih Rüstem Bebek'le kazanmıştı. Fatih Rüstem Bebek bindiği zaman bu atın kazanma ihtimalinin var olduğunu anlayabiliyoruz şu an. Ali Rıza Yıldız gibi bir antrenör de bu atı çalıştırıyor. Ve 7 numaralı Mr. Trex. O da bugün günün bombasını patlatmak için hazırlık yapıyor. 142 gün aradan sonra çıkacak. İlk kez Antalya pistine. Aslında bu safkan çok da büyük beklentiler içerisindelerdi. Bir de yani kum pistte bir kere Kocaeli'de koştu. Üçüncü oldu. Bu atın kum pist performansının iyi olduğunu düşünüyoruz. Ta 8 Aralık'tan beri çalışmalar Antalya'da devam ediyor. Fena da değil çalışmalar. Yani 24'lerde çalışması var. 400 metre, 800 metre, 49.4'ler gayet güzel. Kesinlikle yazılması lazım. Biz bu atın yazılması taraftarız. Yani burada 2 numara Alternatif Banko, Another Boy. Tabii Another Boy burada bizim için göz bebeğimiz bir safkan bu grupta. 1, 3, 5 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz burada arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. Şartlı 3, 4 ve 4 yaşlı Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Evet, 6. koşu burada herkesin yatış koşusu olabilir. 3 tane atımız var burada. 6 numaralı Korkmaz Efe Fatih Rüstem Bebek'le. 2 numaralı Can Sekler ve Sadık Altay. Ve 3 numaralı Çivici Cemal Paso. Artık Çivici'nin vakti saati geldi. Eğer Can Sekler ve Korkmaz Efe burada kötü bir performans gösterirse burada Çivici'nin biz devreye gireceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Burada Çivici'siz geçmeyelim. Gerçekten Antalya'da zorluyor.
En son handikap 15'te Efe Akpınar'la bu Safkan Deli Yıldırım'ın arkasından 1,5 boyla bir şekilde ikinci olmuştu. Dediğim gibi burada Korkmaz Efe ve Can Sekleven'in kötü koşması durumunda Çivici'nin devreye gireceğini düşünüyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç burada bizi bekliyor arkadaşlar. Deli Yıldırım'ı yazmadık ama dileyenler yazsın. Dediğim gibi yazmadığımızı yazmıyoruz arkadaşlar. Biz biliyoruz yani neyin ne olduğunu, merak etmeyin de. Yazmıyoruz onu. Dileyenler yazabilir tabii. Evet, gelelim 7. koşuya. Şartlı 5 bir koşu. Dişiler 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Şimdi burada 2 numaralı Melina Hanım ve de tabii işte Banko atacağız. Yani direkt Banko atıyoruz. Burada bu Safkan Antalya'da bir koşu gördü. Ethem Dursun Ökten'le 8 Aralık'ta bu Safkan Extraction ve Bay Nusret'in arkasından 6 boy yedi gerçi. Önemli değil. Ama ne olursa olsun üzerinde Ethem Dursun Ökten vardı. Yani savaştı, savaşmaya çalıştı. Ama yapacak bir şey yok. Burada bugün Vedat Abiş var üzerinde. Antalya pistini sevdiğini düşünüyoruz. Bu grupta birçok atın üzerinde görüyoruz. Hartof üstüne tabii ki ciddi rakibi burada. Ama dediğim gibi bir şekilde çalışmaları ve adaptasyonu tamamen Antalya'da olan Melina Hanım. Üzerine bir de Vedat Abiş'i bulmuş. Biz burada risk alacağız ve 2 numaralı Melina Hanım'ı bank olarak sizlere tavsiye edeceğiz arkadaşlar. Diyoruz. 8. koşu. Şartlı 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Günün en zor koşularından bir tanesi yine 4 yaşlı Araplar zaten. 4 yaş üstü dediğiniz zaman burada. Yani Arap safkanları daima bizim için risk. 7 numaralı becerikli Ezgi Halep Katı. 8 numaralı Cancağızım Uğur Temur. 3 numaralı Siyah Ateş Müslüm Çelik. 10 numaralı Güzel Tuğba Sinan Özen hiç ihmale gelmez. 4 numaralı Demir Hazalım İsmail Yıldırım. Arkadaşlar burada 2 tane daha atı soru işareti koyacak. Yani 7, 8, 3, 10 ve 4 burada kesinlikle yazılması gereken safkanlar. Ancak burada 2 numaralı Samsat ve 1 numaralı Sinsin Ateşi'ne de bir bakarsınız. Hani illa yazın demiyoruz ama çünkü katsayılar da arttı, iyice artık şişiyor kuponlar. Bu şekilde 2 ve 1'e de bir soru işareti koyun. Dilerseniz onları da yazabilirsiniz tabii. Çok karışık bir ayak 8. koşu. Günün son koşusunuz 9. koşu. Handikap 14, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 10 numaralı Bersun Ateşi'ni Müslüm Çelik'le bank olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Müslüm Çelik bu eli boş dönmeyecektir. Burada birçok atı geçecek güce sahip. Antalya'da da en son şartlı 3'te Ercan Çankaya ile Bersun Ateşi. Buradaki Kazancı, Yalgınay, Hüra'dan bunların hepsini zaten geçti biliyorsunuz. Biz burada Müslüm Çelik ile bu atı banko olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Çalışmaları da Antalya'da zaten. Adaptasyon Antalya'da. Kasım ayından beri Antalya'da yapmış. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Aksi takdirde burada çok fazla atı yazılması lazım. Sondaki Premium Star şablonlarımızda biz bunu belki de farklı değerlendirebiliriz. Bu 9. koşu zaten. Ya sonuçta 8 tane koşu burada crystal clear yani tertemiz belli. Ama 10 numaralı Bersun Ateşi için şu anda bütün ekip arkadaşlarımızla çoğunluğunda 52,5 kilo bir de. Yani belki 1300 metre olabilir ama bir de bir kulvar çekmiş start. Yani bakın start yeri 1 numara. Kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, bugün aynı zamanda İzmir'de var. Antalya için söyleyeceklerimiz sonuna geldik. Tüm takipçilerimize bol şanslar diliyorum. Hepimiz için şans yanımızda olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.